Malatya'dayız. Malatya'nın bir taraftan depremzede olması ama bir taraftan da depremin yaralarının sarılmasında çok önemli fonksiyonu var buradaki sistem yapı fabrikası nedeniyle. Burada şu anda günde 50 tane prefabrik yerleşim birimi oluşturuluyor ve deprem bölgesine sevk ediliyor. Çok hızlı bir şekilde buradaki ekiplerimiz kendileri depremzede olmalarına rağmen kendilerini toparladılar ve hem kendi yaralarını hem de diğer deprem bölgesinin yaralarını sarmaya çok önemli katkı sağladılar. Bu anlamda ben buradaki ekiplerin hepsine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii kurban zamanına girdik. Kurban dönemi bizler için paylaşma ve dayanışma anlamında çok önemli bir dönem Kızılaycılar açısından. Bu sene kurban kampanyamızda özellikle yurt içi kurbanlarımızı deprem bölgesinde dağıtma noktasında bir organizasyona girmiş durumdayız. Bunların bir kısmı normalde biz yurt içi kurbanların tamamını konserveye çevirip yıl boyunca dağıtıyoruz. Bu sene bunun %50'sini konserve şeklinde çevirirken %50'sini de taze et olarak deprem bölgesinde gerek aşevlerimizde gerekse de depremzede ailelerimize teslim edecek şekilde bir organizasyon yapmış durumdayız. Tabii ki bu bir dayanışmanın, yardımlaşmanın bir fırsatı. Biz bu senede yine eğer paylaşıyorsan Hilal Olsun Türkiye sloganıyla kurban kampanyamızı başlatmış durumdayız. Tabii ki zor dönemlerden geçiyoruz ama iyileşiyoruz, iyileşeceğiz. Bunu birlikte yapacağız, el ele tutuşarak yapacağız ve Kızılay'da başında olduğu gibi sonuna kadar depremzedelerimizin her zaman yanında olmaya